Merhaba çocuklar, ben matematik öğretmeni Yakup Ömer. Şimdi Milliyetimin yayınlamış olduğu Ocak matematik örnek sorularının çözümünü yapacağız. Soru çözümlerine geçmeden önce sorular tamamı üslü ifadelerden ve üslü ifadelerden de en fazla 2'nin kuvvetleri ve üssün üssünü kullandıran soru örnekleri var. Bunlar üzerinden sorularımıza geçelim. Evet, birinci sorumuza bakacak olursak bir tane tablo verilmiş. Tabloda her bir harfe karşılık gelen 2'nin kuvvetleri verilmiş. Evet, kodlamak istediğiniz doğal sayı 2'nin doğal sayı kuvvetlerinin toplamı şeklinde yazınız. Yukarıdaki tablodan bu toplamada kullandığınız üslü ifadelerin her birine karşılık gelen harfi bulunuz. Bulduğunuz harflerin her birini soldan sağa doğru alfabetik olarak sıralayınız demiş. Bu teknik kullanılarak 85 sayısı örneklendirilmiş. Örneği inceleyecek olursak 85 sayısını 2'nin 6. kuvveti artı 2'nin 4. kuvveti artı 2'nin 2. kuvveti artı 2'nin 0. kuvveti olarak yazmış ve kodlamayı da A, C, D, F şeklinde kodlamış. Şimdi önce burada örneği inceleyip kodlamanın nasıl yapıldığını çözmemiz gerekiyor. Bunun için bakarsak şimdi 2'nin 6. kuvveti 64. Neden 64 alındı? Çünkü 2'nin 7. kuvvetini alsak 128, 128 85'i geçtiği için o zaman burada verilen sayıya en yakın 2'nin kuvvetini alıyoruz. O zaman 64'ü alırsak, 85'ten 64'ü çıkarırsak, 21 kalır. 21'e en yakın 2'nin kuvveti 16 olduğu için 2 üzeri 4 kullanılmış. O zaman 16'yı çıkarırsak geriye 5 kalır. 5'e en yakın 2'nin kuvveti kaç? 4. 4'ü alırsak 1 kalır. 1 de 2'nin 0. kuvveti olduğu için kodlamamızı bu şekilde yapmışız. Sıralama yaparken alfabetik dediği için 2 üzeri 0 A, 2'nin 2. kuvveti C, 2'nin 4. kuvveti D, 2'nin 6. kuvveti de F olduğu için kodlamamızı A, C, D, F şeklinde yapmışız. Şimdi bizden ne istemiş? Bu teknik kullanılarak toplamları 200 olan iki doğal sayı kodlanmış. Kodlardan birisi A, B, C'ymiş. O zaman önce ilk sayımızı bulursak A, 2'nin 0. kuvveti yani 1, B, 2'nin 1. kuvveti yani 2, C, de 2'nin 2. kuvveti yani 4. Bunları toplarsak 1, 2, 4 daha toplam 7 yapıyor. Bizim toplamları 200'dü. O zaman 200'den 7'yi çıkarırsak geriye 193 kalır. Şimdi biz 193'ü nasıl kodlarız? Dediğimiz gibi 193'e en yakın 2'nin kuvvetini bulmamız gerekiyor. 2'nin kuvvetlerinden 2 üzeri 6 64'tü. 2 üzeri 7, 128, 2 üzeri 8, 256. 256 geçtiğine göre en fazla 2 üzeri 7'yi kullanabiliriz. Evet, 2 üzeri 7'yi kullanırsak, 2 üzeri 7, 128. Evet, 193'ten 128'i çıkarırsak, ...65 kalıyor. 65'e en yakın 2'nin kuvveti 64. Yani 2'nin 6. kuvveti. Evet, geriye 1 kaldı. 1 de 2'nin 0. kuvveti olduğuna göre değerlerimizi yazarsak, o zaman biz bu 193'ü nasıl kodlamış olduk? 2'nin 7. kuvveti artı 2'nin 6. kuvveti artı 2'nin 0. kuvveti olarak kodladık. Evet, 2'nin 0. kuvveti A idi. 2'nin 6. kuvveti F idi. 2'nin 7. kuvveti de G oluyor. Bunu alfabetik olarak sıralarsak da A, F, G olur. Yani doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet, ikinci sorumuza bakacak olursak
Kare şeklinde 45 eş kareye bölünmüş bir tablo verilmiş ve bunlardan 4 tanesi boyanmış. Burada bize neler yapacağımızı söylüyor. Birinci adımda sarı renkli karenin içine bir üslü sayı yazılır. İkinci adımda birinci satırdaki karelerin her birine, burada şurası önemli, tabanları eşit, kuvvetleri soldan sağa doğru ardışık azalan doğal sayılar gelecekmiş. Üçüncü adımda ise diğer karelerdeki her birine her sütunda bu sefer kuvvetleri eşit, tabanları aynı şekilde aşağıdan yukarıya doğru azalan ardışık doğal sayılar yerleştirilecekmiş. Sarı renkli karenin içine 8'in 10. kuvveti yazılırsa, mavi renkli karelerin içine yazılması gereken üslü sayıların çarpımının sonucu hangisine eşit olur diye sorulmuş. O zaman verilen öncülleri yapacak olursak, önce birinci adımı yaptık. Sarı renkli yere 8'in 10. kuvvetini yazdık. Şimdi birinci adımı uygularsak, sağa doğru giderken tabanımız aynı kalıyordu. Kuvvetlerimiz birer birer azalıyordu. O zaman tabanımız aynı kalacağına göre burası 8 olacak. Birer birer azaltırsak 9, 8, 7 ve 6 olur. Buraya 8'in 6. kuvveti gelir. Üçüncü adımıza bakacak olursak, yukarıdan aşağıya doğru inerken de kuvvetimiz aynı kalıyordu. Taban ardışık olarak azalıyordu. O zaman 6 doğru azaltırsak 7, 6, 5, 4 kuvvetimiz aynı kalacağı için 10 yazarız. Aynı şekilde buradan 8, 7, 6, 5, 4 kuvvetimiz aynı kaldığı için buraya da 6 yazarız. Evet, mavi kutucuktaki sayıları bulduk. Şimdi bu sayıları çarpacağız. Çarparken bildiğiniz gibi üslü sayılarda işlem yapabilmek için ya kuvvetlerin ya da tabanların eşit olması gerekiyordu. Sayılara baktığımızda 4 ve 8 2'nin kuvveti olduğu için hepsini 2'nin kuvvetine çevirmemiz gerekiyor. Şimdi 8, 2'nin 3. kuvveti, evet, bunun 6. kuvvetiydi. Evet, üstünü kullanırsak 3 kere 6, 18, o zaman 2 üssü 18 olur. 4'ün 10. kuvvetinde 4, 2'nin karesiydi. 10 yazarsak 2 kere 10, 20, 2'nin 20. kuvveti olur. Ve 4, yine aynı şekilde 2'nin karesi yazarsak ve bunun 6. kuvveti 2 kere 6'dan 2 üssü 12 olur. Evet, sayılarımızı çarpacak olursak 2 üssü 18 çarpı 2 üssü 20 çarpı 2 üssü 12. Evet, tabanlarımız aynı olduğu için taban aynen yazılır. Kuvvetleri toplarsak 18, 38 ve 12 daha 2 üssü 50'yi buluruz. Şıklara baktığımızda 2 üssü 50 yok ve şıklarda gördüğünüz gibi yine 2'nin kuvvetleri. O zaman hepsini yine 2'nin kuvvetlerine çevirecek olursak 32, 2'nin 5. kuvvetiydi. Bunun da 10. kuvveti olduğuna göre 5 ile 10'u çarparsak 50 olur. Demek ki doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Evet, 3. sorumuza bakacak olursak, 3. soruda bir abaküs verilmiş. Bu abaküsle alakalı, eğer buradaki kısmı okursak, boncukların bir kısmı sola, bir kısmı sağda kalacak şekilde ayrılıyormuş. Ve açıklamada diyor ki, sola ayrılan kısım taban olacakmış, sağda kalan üs olacakmış. Ve tabanı da ne yapıyormuşuz? Eksi 1 ile çarparak bir üslü ifade oluşturuyormuşuz. Örneği inceleyecek olursak, sol tarafta 7 tane boncuk var. Bunu eksi 1 ile çarparsak eksi 7 olur. Ve kuvvetimiz sağda 3 tane kaldığı için 3 olur. Sayımız bu şekilde yazılmış oluyor. Ve bizden diyor ki, Arhan abaküsteki tüm boncukları yukarıdaki gibi sola sağa bitişik hale getirerek her birinin değeri, burada önemli kısımlardan birisi bu, negatif olacakmış ve 5 tane üslü sayı yazıyor diyor. Zaten baktığınızda 5 tane sıramız var. Buna göre Arhan'ın tanımladığı üslü ifadelerden en küçüğüyle en büyüğünün çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burada önemli kısımlardan birisini cevap negatif çıkacak. Şimdi negatif çıkması için, şimdi biz tabandaki sayıyı zaten eksi 1 ile çarpıyoruz.
Eksi 1'e çarptığımızda tabanımız negatif olacak. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif çıktığı için o zaman ayırmayı nasıl yapmamız lazım? Üstlerin tek sayı olması gerekiyor. 10 tane boncuğumuz olduğuna göre bizim üstlerimiz ne olur? Tek sayılar olur. Yani 1, 3, 5, 7 ve 9 olur. O zaman ayıracak olursak, evet önce 9 tane burada, 1 tane burada olacak şekilde yaparsak, evet 9'u eksi 1 ile çarpıyoruz. Eksi 9 oldu. Kuvvetimiz 1 oldu. Evet, daha ikinci satırda 3 yaparsak bu sefer burada 7, burada 3 olacak. Tabanımız 7 olacak. Eksi 1 ile çarptığımız için eksi 7. Kuvvetimiz 3 olacak. Burada 5 olarak ayırırsak tabanımız 5. Eksi 1 ile çarptık. Eksi 5. Kuvvetimiz 5 oldu. Burada 3'e 7 olarak ayırırsak tabanımız 3. Eksi 1 ile çarparsak eksi 3. Kuvveti 7. Ve son olarak burada 1'e 9 olarak ayırırsak tabanımız eksi 1. Kuvvetimiz 9 olacaktır. Şimdi bizden ne istiyor? Bunların en küçük ve en büyüğü. Şimdi negatif sayılarda bildiğiniz gibi sayı değeri en küçük olan daha büyüktür. Ve buradan bakarsak eksi 1'in 9. kuvveti yine eksi 1 olduğu için en büyük sayımız eksi 1. Diğerlerine bakacak olursak eksi 9'un 1. kuvveti yine eksi 9. Eksi 7'nin 3. kuvveti. Şimdi bu tarz sorularda zamandan kazanmak için biraz mantığımızı kullanırsak şimdi 7 kere 7 49. Bir daha 7 ile çarpacağız. Yani 300'lerde bir sayı olacak. 5'in kuvvetini 5 ile çarparsak 5'in 4. kuvveti 625'ti. 5 ile çarparsak 3000 küsürlerde bir sayı olacaktır. Aynı şekilde 3'ün 7. kuvvetini eğer yapacak olursak da bu da 2000 küsürlerde bir sayı geleceğine göre buradan da en küçük olan eksi 5'in 5. kuvveti oluyor. Bizden ne istiyor? En büyük en küçüğün çarpımını istiyordu. O zaman eksi 5'in 5. kuvvetiyle eksi 1'i çarparsak, ikisi de eksi olduğu için pozitif olacak. Kuvvetimiz 5, o zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. Dördüncü sorumuza geçecek olursak, Zehra çoktan seçmeli 45 sorudan oluşan bir sınava girmiştir. Bu sınava giren öğrencilerin aldıkları puan, doğru cevapladıkları soru sayısından yanlış cevapladıkları soru sayısının 3'te 1'i çıkartılıyormuş ve bulunan sonuç 9 ile çarpılarak hesaplanıyormuş. Diyor ki, Zehra'nın bu sınavda doğru cevapladığı, yanlış cevapladığı ve boş bıraktığı soruların her biri 3'ün doğal sayı kuvvetiymiş. Buna göre diyor, Zehra'nın bu sınavdan alacağı puan en çok kaç olabilir? Şimdi öncelikle ne diyor? Doğru, yanlış ve boş 3'ün doğal sayı kuvvetleri olacak. O zaman şimdi bu sınavdan çok puan alabilmesi için çok fazla doğru yapması gerekiyor. O zaman önce neyi bulmamız lazım? En fazla kaç doğru yapabilir? Şimdi sorular dediğimiz gibi 3'ün kuvvetleri olacağına göre 3'ün doğal sayı kuvvetlerini yazarsak 0. kuvveti 1, 1. kuvveti 3, 2. kuvveti 9, 3. kuvveti 27, 4. kuvveti 81. 45 sorumuz olduğuna göre demek ki en fazla kaç alabiliriz? Doğru cevapları 27 alabiliriz. Şimdi doğru cevabımızı bulduk, 27. Şimdi 45 tane soru vardı. Evet, 27'yi çıkarırsak geriye 18 soru kaldı. Şimdi bu 18 sorunun ne kadarı doğru, ne kadarı boş, ne kadarı yanlış bunu bulmamız lazım. Şimdi normal olarak ne kadar yanlış az yaparsa o kadar iyi. O zaman 3'ün kuvvetlerine bakarsak 1 yanlış yaparsa 17 boş bırakır ama 17 3'ün kuvveti değil. O zaman alamayız. O zaman eğer 3 yanlış yaparsa 15, 15 3'ün kuvveti değil. Bunu da alamayız. O zaman 9 yanlış yaparsa ikisi de 9 çıkar. 9 3'ün kuvveti olduğuna göre demek ki 9 yanlış, 9 da
boş yapmış oluyor. Şimdi puan nasıl hesaplanıyordu? Doğru sayısından neyi çıkarıyorduk? Yanlışların 3'te 1'ini. Yanlışlar 9 taneydi. 3'te 1'i 3'e bölersek 3 çıkar. Kaç doğrumuz vardı? 27 doğrumuz vardı. 27'den 3'ü çıkarırsak 24 olur. Bulduğumuz sonucu da ne yapıyorduk? 9'la çarpıyorduk. Evet. 24'e 9'la çarparsak 216 olur. Şıklara baktığımızda 216 bildiğimiz gibi 6'nın kuvvetiydi zaten. 6 kere 6 36, 36 çarpı 6 216 olduğuna göre doğru cevabımız 6'nın küpü yani Ceyhan oluyor. Evet, 5. sorumuza geçelim. Bir deney düzeneği verilmiş. Burada diyor ki yarıçapları verilen birimlerde olan küre şeklinde 3 tane top kullanılmış. Bu toplar ısıtılarak ve genleşmeler sağlanarak her birinin yarıçapı %20 artmış. Isıtılmadan önce topların 3'ü de deney düzeneğindeki boşluktan geçebiliyorken ısıtıldıktan sonra 2 tanesi geçip 1 tanesi geçmiyormuş. Bu deney düzeneğinin boşluğunun çapı santimetre cinsinden hangisi olabilir demiş. Şimdi ısıtıldıktan sonra hangisini geçip geçmediğini bulmak için önce bir şurada düzenleme yapmamız gerekiyor. Evet, virgüllü sayılarda 10'un kuvvetleriyle çarparken bildiğiniz gibi sayıyı 10'la çarptığımızda virgül 1 basamak sağa kayıyordu. Burada 3 olduğuna göre virgül 3 basamak sağa kaydırırsak yarı çapımız 4 tam 10'da 5 olur. Burada yine şekilde 3 basamak sağa kaydırırsak 4 tam %85 olur. Burada 4 basamak kaydırırsak buradaki yarı çapımız da 4 tam %55 olur. Şimdi diyor ki bizden çapının uzunluğunu sorduğu için bunlar yarı çaptı. Bunları 2 ile çarparsak 4,5'ü 2 ile çarparsak 9. Bunu çarparsak 9 tam 10'da 7. Bunu çarparsak da 9 tam 10'da 1 olarak buluruz. Şimdi bunlar şu an gördüğünüz gibi hepsinden geçebiliyor şıkların. Çünkü şu an daha genleşme olmadı. Şimdi genleşlediğinde %20 artacak. Şimdi, evet, çaplarını 9 tam 10'da 7 ve 9 tam 10'da 1 olarak bulduk. Şimdi şu an hepsi geçebiliyor şıklara baktığımızda. Genleşmeden sonra ne diyor? 2 tanesi geçiyor, 1 tanesi geçemiyor. Şimdi geçemeyen doğal olarak hangisi olacak? Yarı çapı yani ya da çapı en büyük olan yani bu geçemeyecek. Diğer ikisi buradan geçecek. Şimdi o zaman biz burada önce bir geçemeyenin genleşmesini hesaplarsak, %20 arttırırsak, yüzdelik alırken nasıl yapıyorduk? %20 artarsa 120 olur. 9 tam 17'de kaç olurdu hesaplarsak? Evet, içler dışlar çarpımı yaptığımızda evet, 9 tam 10'da 7'yi 97 bölü 10 120 ile çarpıp 100'e bölersek evet, sıfırlar gider. Burada 97 ile 12'yi çarparsak 100'e de böleceğimiz için virgül buraya gelecek. Evet, o zaman en büyük bilyenin çapı 11 tam %64. Yani bu ne demek oluyor? Deliğimiz ne olmak zorunda? Buradan küçük olmak zorunda. O zaman 13 ve 12 gitti. Şimdi 10 ile 11 şu an uyuyor. O zaman hangisine bakmamız lazım? Bundan sonraki en büyük olan hangisi? 9 tam 10'da 1. Bu delikten geçebildiğine göre aynı işlemi buna da yaparsak eğer evet, %120 olursa 9 tab 10'da 1'de kaç olur? Yine aynı şekilde içler dışlar çarpımı yaparsak 91 bölü 10 çarpı 120 bölü 100'den sıfırlar gitti.
Evet, aynı şekilde yine 91 ile 12'yi çarparsak 100'e böldüğümüz için de virgül buraya gelecek. O zaman 10 tam %92 bu delikten geçebildiğine göre bu deliğin de 10'dan büyük olması gerekiyor. O zaman A seçeneği de gitti. Yani doğru cevabımız B seçeneği 11 oldu. Evet, 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuzda eş karesel bölgelerden oluşan iki tane kart verilmiş. Barış ikinci kartı birinci kartın üzerine kenarları çakışacak şekilde koymuştur diyor. Bu durumda birinci kart üzerinde görülen üslü ifadelerden sadece iki tanesi görülebildiğine göre bu üslü ifadelerin çarpımının sonucu en çok kaç olabilir? Şimdi ikinci kartı buranın üzerine koyduğumuzda gördüğünüz gibi sadece köşedekiler açık kalıyor. Eğer kartı bu şekilde koyarsak üstteki solda ve sağda kalanlar görünür. Eğer bunu 90 derece sağa yatırırsak bu sefer ne olacak? Yan yattığı için şeklimiz şu şekilde olacaktır. Bu sefer de bunlar görünecektir. Eğer ters çevirirsek bu şekilde bu sefer de alttaki ikisi görünecektir. Ve sola doğru yatırırsak da ne olacak? Sol üstteki ve sol alttaki görülecektir. Şimdi bunların çarpımlarının hangisi en fazladır diye sormuş. O zaman hepsini sırayla ikişer ikişer çarpıp sonuçları karşılaştırmamız gerekiyor. Evet, önce 8 üssü 10 ile 4 üssü 15'i çarparsak ikisi de 2'nin kuvveti 8 evet, 8 2'nin küpüydü. Üssü 10, 4, 2'nin karesi, 15, 3 ile 30, 10'u çarparsak, 2 üssü 30, çarpı 2 ile 15 çarparsak, 2 üssü 30. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetler toplanır. Evet, birincisi 2 üssü 60 çıktı, D seçeneğinde olan. Daha sonra 4 üzeri 15 ile 9 üzeri 15'i çarparsak, gördüğümüz gibi kuvvetler aynı. O zaman tabanlar çarpılır. Tabanları çarparsak 4 kere 9, 36 üssü 15. Şu şıklara baktığımızda 36'nın kuvveti olan bir sayı yok. 36, 6'nın kuvveti. O zaman 36 yerine 6'nın karesi yazarsak, 2 kere 15'ten 6 üzeri 30 olur. Daha sonra alttaki ikisini çarparsak ikisi de 3'ün kuvveti 27, 3'ün 3. kuvveti bunun da 10. kuvvetini alırız. 9, 3'ün karesi bunun da 15. kuvvetini alırsak 3 kere 10, 30 2 kere 15 30 olur. Buradan da tabanlar aynı olduğu için 30, 30 daha 60, 3 üzeri 60 çıkar. Ve son olarak bu ikisini çarparsak 8 üssü 10 çarpı 27 üssü 10. Şimdi üstlerimiz aynı ama 8 ile 27'yi çarpmak uzun. Onun için ne diyoruz? 8, 2'nin küpü. Bunun 10. kuvvetini alırsak, aynı şekilde 27'de 3'ün küpü, bunun 10. kuvvetini alırsak, 2 kere 10'dan 30, 2 üzeri 30 çarpı 3 kere 10, 30, 3 üzeri 30. Kuvvetlerimiz aynı, o zaman tabanları çarparız. 2 kere 3, 6, 6 üzeri 30 olur. Şimdi bulduğumuz sonuçları karşılaştıralım. Evet, bulduğumuz sonuçlar şurada. Evet, şimdi önce bakarsak
2'nin 60. kuvveti, 3'ün 60. kuvveti var. Kuvvetler aynı olduğuna göre tabanda büyük olan daha büyüktür. O zaman bu gitti. Zaten diğer ikisi 6'nın 30. kuvveti, diğeri 3'ün 60. kuvveti. Şimdi bunları sıralayabilmek için ya kuvvetlerin ya da tabanların eşit olması gerekiyor. Tabanları eşitleme şansımız yok. Çünkü 3 ile 6 birbirinin kuvveti değil. O zaman ne yapacağız? Kuvvetleri eşitlememiz lazım. Kuvvet eşitlerken de kuvveti büyük olanı, küçük olanı çevirmemiz gerekiyordu. O zaman 3 üzeri 60 da 3 üzeri 60, 60, 2 çarpı 30. O zaman biz bunu üstün üstünü terse doğru alırsak ne yapıyoruz? 3'ün karesinin 30. kuvveti yaparız. 3'ün karesi 9, 9 üzeri 30 olur. Gördüğümüz gibi şimdi artık kuvvetlerimiz eşitlendi. Kuvvetler eşitse tabanı büyük olan daha büyüktü. O zaman doğru cevabımız ne oluyor? 3 üzeri 60 oluyor. Evet, 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuzda üzerlerinde farklı üst ifadelerin yazılı olduğu 5 tane kartımız varmış. Bunlardan 4 tanesi Mete'ye, kalan 1 tanesi de Bartu'ya veriliyormuş. Diyor ki buna göre Mete'ye verilen kartlarda yazan üst ifadelerin çarpımının sonucunun Bartu'ya verilen kartta yazan üst ifadeye oranı alabileceği en büyük değer soruluyor. Şimdi bunu yapabilmemiz için önce burada bir düzenleme yapmamız lazım. Kesirli üst ifadelerde ne yapıyorduk? Önce bunları bir tam sayını kuvveti haline çevirmemiz lazım. Bunu yaparken de önce işaretimizi tespit edelim. Eksi bir sayı kuvveti tek olduğu için cevap negatif çıkacaktır. 4, 2'nin ikinci kuvveti paydadan paya çıkacağı için kuvveti eksi olacak. Kuvveti de eksi 3'tü. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsak artı 6 yapar. Eksi 2'nin 6. kuvveti olarak buluruz. Aynı şekilde negatif 4 çift olduğu için cevabımız pozitif çıkacak. 8, 2'nin 3. kuvvetiydi. Paydadan paya çıkardığımızda kuvvet negatif olacak. Bunun da eksi 4. kuvveti. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarparsak artı 12 yapar. O zaman 2 üzeri 12 yapar. Eksi 1 sayı 6 çift olduğu için cevap yine pozitif çıkacak. 16, 2'nin 4. kuvveti. Paydadan paya çıkardığımızda eksi olacak. Kuvveti de eksi 6'ydı. Eksi 6 ile eksi 4'ü çarparsak artı 24 yapar. O zaman burası da 2 üzeri 24 yapıyor. Evet, 32. Önce işaret eksi 3 tek olduğu için cevap negatif çıkacak. 32, 2'nin 5. kuvveti. Paya aldığımızda eksi olacak. Cevabımız eksiydi. Bunu da 3 ile çarparsak, eksi 5 ile 3'ü çarparsak eksi 15 yapar. O zaman burası eksi 2 üzeri eksi 15 olur. Son olarak eksi 1 sayı 2 çift olduğu için cevabımız pozitif çıkacak. 64, 2'nin 6. kuvveti. Paydadan pay alırsak eksi. Kuvvetimiz de 2 ile eksi 2 ile eksi 6 ile 2'yi çarparsak da cevabımız 2 üzeri eksi 12 olacaktır. Şimdi bütün sayılarımızı bulduk. Şimdi gelelim. Diyor ki bunları oranladığımızda en büyük değer. Şimdi oranda bilmemiz gereken önemli şey neydi? Sayıları oranladığımızda paya en büyük sayıları, payda ya da en küçük sayıları koymamız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz, hocam bunlardan bir kısmı eksi, bir kısmı artı. Bunun içinde bakarsak, şimdi bu eksi, artı, artı, eksi, bunun cevabı artı. Şimdi ne oluyor? Bartu bir tane alıyor, Mete 4 tane alıyor. Şimdi Bartu'ya negatif bir sayı versek, kalanları çarptığımızda ne olacak? Artı ile artı, artı, eksi ile çarptığımızda eksi, artı ile çarptığımızda cevap eksi. Bartu'nunki de eksi olduğu için eksiye eksiye böldüğümüzde cevabımız pozitif çıkacak. Eğer Bartu'ya pozitif bir sayı verirsek, bu sefer eksi ile artıyı çarptık eksi, eksi ile eksiyi çarptık artı, artı ile artıyı çarptık artı, artıyı artıya böldüğümüzde cevap pozitif çıkacak.
O zaman artıya artı ya da eksiğine verdiğimizin bir önemi yokmuş. Şimdi ne dedik? Payın ne kadar büyük olması gerekiyorsa payda da o kadar küçük olacak. O zaman kuvvetlere bakarsak kuvveti en küçük olanı kime vermemiz gerekiyor? Bartu'ya. Kuvvete de baktığımızda en küçük olan hangisi? Eksi 15 olduğuna göre Bartu'ya eksi 2 üzeri eksi 15'i vereceğiz. Diğerlerini Mete'ye vereceğiz. Mete'ninkilerin hepsini eğer çarparsak eksi 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 24 çarpı 2 üzeri eksi 12. Çarparsak eksi 12 artı 12 birbirini götürecek. 6 ile 24 toplarsak 30 eksi 2 üzeri 30 olacak. Bunu da Bartu'nunkine bölüyorduk. O da eksi 2 üzeri eksi 15'ti. Eksi eksiye böldüğümüzde cevap artı oluyor. Eksi 15'i yukarıya alırsak artı olarak geçecek. O zaman 2 üzeri 30 çarpı 2 üzeri 15 olacak. Tabanlar aynı olduğuna göre kuvvetleri toplarız. 2 üzeri 45 olacak cevabımız. Şıklara baktığımızda gördüğünüz gibi yine yok. O zaman yine şıklar 2'nin kuvveti olduğuna göre dönüşüm yapmamız gerekiyor. Eğer B seçeneğinde 32'nin 9. kuvveti var. 32, 2'nin 5. kuvvetiydi. Bunun da 9. kuvvetini alırsak 5 kere 9, 45 olur. O zaman doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Evet. Aşağıda bir spor kompleksinin krokisi verilmiş. Alttaki bilgilere bakarsak futbolu 22 kişi oynuyormuş. Basketbolu 10 kişi oynuyormuş. Voleybolu da 12 kişi oynuyormuş. Diyor ki ölçüler verilen sahaların her birinin alanı o sahada oynayan oyunculara bölünerek sahada bir oyuncuya düşen alanı santimetre kare cinsinden hesaplanmıştır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu hesaplamalardan birisi değildir diyor. Ve altta da bilgi var. 1 metrekare eşittir 10 üssü 4 santimetre kare. Şimdi bunu yapmamız için o zaman önce alanları bulmamız gerekiyor. Evet, futbol sahasında alanını bulacak olursak 80 çarpı 44. Bunu da oyuncu sayısına bölüyorduk. 22 kişi olduğuna göre gerekli sadeleştirmelerimizi yaparsak 22'ye böldük 1, 22'ye böldük 2, 80 ile de 2'yi çarparsak 160 metrekare çıkar. Bizden ne istiyor? Santimetre kare. O zaman 160'ı da 10 üstü 4 ile çarparız. Şıklara baktığımızda böyle bir şey yok. Ama 1 ile 6'nın olduğu şık A. Şimdi A'da virgül nerede? Şurada. O zaman virgülün sola doğru kayması lazım. Yani sayı küçülecek. Şimdi sayı küçülürse onun kuvveti artıyordu. Şimdi iki basamak küçüldüğüne göre o zaman bu da 2 artacak. Yani 1,6 çarpı 10 üzeri 6. Yani A seçeneğimiz varmış. Evet, basketbola geçecek olursak. Evet, basketbol alanımız 28 çarpı 15. 10 kişi oynuyordu. Evet, gerek sadeleştirmeyle yaparsak 5'e böldük 3, 5'e böldük 2, 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 14. 14 ile 3'ü çarparsak 42. Santimetre kareye çevirirsek de çarpı 10 üzeri 4. Şıklarda 4 ile 2'nin olduğu seçenek B. Yani virgülün buraya gelmesi gerekiyor. Bir basamak küçüldüğüne göre 10 sayısının kuvveti de bir basamak artacak. O zaman 4 tam 10'da 2 çarpı 10 üzeri 5 oluyor. O zaman B seçeneğimiz de var. Son olarak voleybola geçecek olursak 20 çarpı 12, 12 kişi oynuyormuş. 12'ler sadeleşti. 20. Bunu da santimetre kareye çevirirsek 10 üzeri 4 ile çarparız. Aynı şekilde 20 yok, 2 var. O zaman virgül buraya gelecek. Bir basamak küçülecek. O zaman onun kuvveti de 1 artacağına göre 2 çarpı 10 üzeri 5. Yani C seçeneğimiz de var. Hangisi yok? D seçeneği yok.
Evet, dokuzuncu sorumuza bakacak olursak, bir mahallede yer üstündeki kablolar yer altında yeniden döşenecektir. Aşağıda türlerine göre bu iş için kullanılacak kablo miktarı ve bu kabloların taşınması için kullanılacak tahta makarların her birine sarılabilecek kablo miktarı verilmiştir. Tabloya bakarsanız kullanılacak kablonun uzunluğu bir makaraya sarılabilecek kablo uzunluğu. Şimdi bu tarz sorularda zaten önemli olan şu, çarpma mı yapacağız yoksa bölme mi? Eğer bunları karıştırıyorsanız üstlü ifadelerde normal doğal sayıları kullanalım. Yani kablonun uzunluğu 100 metre olsa bir makaraya 5 metre sarabiliyorsak şimdi kaç tane makara kullanmamız gerekiyor dediğinizde doğal olarak ne yaparsınız? 100'ü 5'e bölersiniz ve cevabı bulursunuz. Demek ki burada ne yapacağız? Kablonun uzunluğunu makaranın sarabildiği uzunluğa bölmemiz gerekiyormuş. Şimdi buna bakarsak zaten enerji için 16'nın 5. kuvveti, makarada 8'in 6. kuvveti. İkisi de 2'nin kuvveti. O zaman 16 yerine 2'nin 4. kuvvetini yazarız. Ve bunun 5. kuvvetini alırsak 4 kere 5, 2 üzeri 20 olur. 8 yerine 2'nin küpü yazarız. Bunun 6. kuvveti çarparsak 2 üzeri 18. İkisini birbirine bölüyorduk. O zaman 2 üzeri 20 bölü 2 üzeri 18'den evet, bölme işleminde taban aynen yazılıyordu. Kuvvetler çıkarılıyordu. 20'den 18 çıkarırsak 2. 2'nin karesi de 4. O zaman enerji için 4 makara gidiyormuş. Aynı şekilde telefonda da 3'ün kuvvetleri. O zaman 3'ün kuvvetlerini yazacak olursak 3'ün 3. kuvveti bunun 4. kuvveti 3 kere 4 12 3 üssü 12 9'u 3'ün karesi olarak yazarsak 6. kuvveti 2 kere 6 12 3 üzeri 12 birbirini oranlarsak ikisi de 3 üzeri 12 birbirini yok edecek. Bir makara çıkacak. Bir makaradan daha az da kullanılmayacağına göre en az hangisiymiş? Telefon oluyor. Evet, 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuzda bir internet üzerinden yapılan alışverişte ki ekran görüntüsü verilmiş. Ne yazıyor? 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti alınmayacaktır denilmiş. Selin Hanım bu internet sitesi üzerinden yaptığı alışverişte 4 tane ürün almış ve bunlardan 3 tanesinin fiyatı çözümlenmiş şekilde aşağıdaki gibi verilmiştir diyor. Selin Hanım bu ürünlerin dışında bir tane de boyama seti almış. Yapmış olduğu bu alışverişe de kargo ücreti ödememiştir. Diyor o zaman Selin Hanım almış olduğu boya seti kaç para olur? En az. Şimdi en az olması için ne olması lazım? En az 100 lira olması gerekiyor. Şimdi o zaman benim önce ne yapmam gerekiyor? Burada verilen ürünlerin fiyatlarını hesaplamam gerekiyor. Zaten bu tarz sorularda hemen ne yapmamız gerekiyor? Çözümlenmiş hali, ondalık hale çevirmemiz gerekiyor. Çevirirsek 10 üstü 1 yani 10'lar basamağında 3 varmış. 1'ler basamağında 2 var. 0'dan sonra eksi 1 gelmesi gerekiyordu. Yani 10'da 1'ler basamağı yok. O zaman orada 0 var. %1'ler basamağında 5 var. Baktığımızda 10'lar basamağında 3. 1'ler basamağı yok. 1'den sonra 0 gelmesi gerekiyordu kuvvet olarak. O zaman 1'ler basamağında 0 var. 10'da 1'ler basamağında 4. %1'ler basamağında 5 var. Aynı şekilde 10'lar basamağında 2. 1'ler basamağında 6. 10'da 1'ler basamağı yok. O zaman orada 0 var. %1'ler basamağında 5 var. Bu ürünleri toplarsak eğer... Evet, almış olduğu ürünler 88 tam %55 yapıyor. Kargo ödememesi için 100 liraya tamamlamamız gerekiyordu. Evet, 100 liradan da bunu çıkarırsak, evet, burada ondalık kesirlerde toplama işlemini ve çıkarma işlemini iyi bilmemiz gerekiyor. Evet, eldeyi buradan alırsak, ondan 5 çıktı. 5, 4, 1, 1. Yani 11
lira 45 kuruş olarak son boyama setimiz olması gerekiyormuş. Yani doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Evet, soruların çözümünde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.